Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala azizi ve sahbihi ecmain. Efendim, Araf suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonraki derslerimizde artık her bir şeyde bir peygamberi anacağız inşallah. Bu peygamberlere gelirkenki son programımız. Önümüzdeki hafta Nuh Aleyhisselam'la birlikte başlıyoruz İnşallah. Ben toplantıdayım, bir iki saat sonra. Evet, bugün yerlerin göklerin yaratılması konusu var. Allah'a nasıl dua edeceğimizin bir talimi söz konusu. Ve en son olarak da yaratılışın nasıl olacağına dair Yüce Allah bu dünyadan bir örnek de bize bildiriyor. O var. Velakat Ersenna Nuhan diye başlayarak geçmeyeceğiz biz. Tabi evet, orada gelmiş. Tabii. Şeyde 57. ayetle 58. ayetle bitireceğiz. Zaten aynı orada değil mi? Aynı orada bitiyor. Evet, tamam. Velakat Ersenna Nuhan kısmı olmayacak. Evet. Fazla şey demiştim. Evet. Biz sünnetimiz veçiyle önce Mehmet hocamızdan bir veciz mal alıyoruz inşallah. Hocamızın bütün malleri veciz zaten. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Şüphesiz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan Allah'tır. ثم استوى على العرش. Sonra arşa kuruldu, arşa hakim oldu, arşa sahip oldu. يغشي الليل النهار. Geceyi gündüzün ardından getirir. Yatlubuhu hasisen veya gündüzü geceye büründürür. Yatlubuhu hasisen, gündüz geceyi sıkı bir şekilde takip eden devamlı. Veşşemse vel kamara ve nücume müsekharatin bi emrihi. Aynı şekilde Allah güneşi, ayı ve yıldızları onun emrine amade kılınmış olarak yaratmıştır. Ela lehul halku vel emr. Haberiniz olsun ki yaratmak ve yaratıklar da emirde Allah'a mahsustur. Tebarakallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı çok yücedir. Ud'u Rabbakum tedarru'an ve hufya. Rabbinize boynu bükük olarak ve içten gelerek dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Ve la tufsidu fil ardi ba'de islahiha. Yeryüzünde de islahından sonra bozgunculuk yapmayın. Ve du'uhu khaufan ve tama'a. Allah'a da azabından korkup rahmetini ümit ederek dua edin. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti iyilik sever insanlara yakındır, iyilik yapanlara yakındır. Ve huvellezî ve Allah'tır ki yursilur riyâhe buşran beyne yedey rahmeti. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderir. Hatta ize akallet, nihayet o rüzgarlar taşıdıkları zaman sahaben sikalen, yağmurla yüklü bulutları suknâhu li beledin meyyitin. Biz o yağmurla yüklü bulutu çorak, bitek olmayan, verimsiz bir memlekete sevk ederiz. Ölü bir memlekete. Fe enzelne bihil mâe. O bulutla o memlekete su indirir, yağmur indiririz. Fa akhrajna bihi, o suyla da çıkartırız, min kulli semarati, her türlü meyveden yeşertiriz. Kezalike nuhricul mevta, işte aynen bu şekilde ölüleri de diriltip mezarlarından kalkmalarını sağlarız. Leallekum tezekkarun, böylece ola ki aklınız başınıza gelir. Vel beledut tayyibu, İyi, verimli, bereketli memleket. يَخْرُجُوا نَبَاتُهُ بِذْنِ رَبِّهِ. Rabbinin izniyle
bitkileri çıkar, yeşerir. وَالَّذ۪ي خَبُسَ verimsiz olan memleket ise لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدَ onun bitkisi sıkıntıyla kıt kanaat çıkar. كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ işte biz ayetleri bu şekilde şükreden bir topluluk için ayrıntılı bir şekilde açıklarız. Sadakallahu azim. Hocam teşekkür ediyoruz. Evet, bu ilk ayetle başlayalım. Yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılması. Bunun üzerine müfessirler o kadar çok yazılar yazmışlar ki şey neredeyse bir kitap yazmış Fahrettin Razi. Yani tefsirinde o kadar geniş açıklamış ki burayı. Özellikle istiva kelimesinden dolayı. İstiva kelimesi var, arş kelimesi var. İşte yeryüzünün, gökyüzünün yaratılması meselesi var. Bu siddeti eyyam özellikle bunun üzerinde çok durmuşlar. Bu 6 gün diye, 6 gün diye. Sonra kendi de farkına varmış. Ne kadar böyle bu göklerden yerden bu birisi demiş ki bu tefsiri heyet ilmin heyet kitabına döndürdün demiş. Yani uzay kitabına döndürdün bütün uzay olaylarından falan bahsediyorsun. Bunun üzerine bir de birkaç sayfa da onun üzerine yazmış. Nasıl bana böyle bir şey dersiniz diye. Yani derken burayı epeyce uzatmışlar. Diğer tefsirler de öyle. Ben mesela Maturidi'ye bakmak nasıl oldu. Orada öyle çok uzatmış. Özellikle burada dediğimiz gibi yerlerin, göklerin yaratılması bir sorun. İkincisi siddeti eyyam, 6 gün. İstiva, burada istiva nedir? Onun üzerinde epey düşünmek gerekiyor. Arş nedir? Arş nedir? Evet hocam, arş. Sonra yuhşil leyl ve nehar gibi bu onlar nasıl? Bir de burada bir takım nahvi şeyler de var. Farklı okumalar var. Nahvi bir takım işte iptidaiye midir yoksa atıf mıdır gibi izahlar var söz konusu. Dolayısıyla epeyce bu ayeti bitirebilirsek biz bugün ondan sonra öbürlerine başlarız inşallah. Bundan sonra tezerruha başlayacağız. Evet. Evet İsmail Bey hocam sizden başlayalım. Benden başlamak inşallah hayra vesile olur. Artık razi gibi bakarsın, Beydavi gibi mi bilemem yani artık. Yani sanırım sözü uzatmışlar. Ben de evet. Baktım Razi'ye. Sayfalar dolusu. Gerçekten de astronomi kitabı gibi. Gına getiriyorsunuz bir yerden sonra. Yahu yaratmışsa yaratmış yani. Kaç günde yaratır, kaç dakikada yaratır. Sanırım şunları demek mümkündür. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın yaratıcılığı üzerine vurgu yapıyor. Onun yaratıcılığını vurguluyor. Diğeri teferruattır. Dakikada yaratır, saatte yaratır. Zaten eğer Cenab-ı Allah zamanı yarattıysa, mekanı yarattıysa, ikisi birbiriyle ilintilidir. Zamansız mekan, mekansız zaman olmayacaktır. Netekim bizim anladığımız fiziksel dünyada bu böyle en azından. Mekanı yarattıysa, bir şeyi yaratmaya giriştiyse mekan olacaktır. Ona bağlı olarak, kaçınılmaz olarak zaman olacaktır. Bu yaratma süreci devam ederken onun adlandırılması 6 dakikada olabilir, 6 saatte olabilir, 6 günde olabilir. Fakat madem ki ayette zikredilmiştir, vardır bir hikmeti deyu, müfessirler işe girişmişlerdir. Hasılı benim o sayfaları okuduktan sonra elde ettiğim hikmetinden sual olunmaz. Fakat merak da edilir. Yani tedriciliktir. Bir mekanda oluştur. Cenab-ı Allah bütün bir evreni 6 günde yarattıysa ey kullarım, o gücü kudreti sonsuz olan bir varlık olan Cenab-ı Allah bunca evreni, hem evrenin büyüklüğünü gösterir, evrenin büyüklüğünü gösterir. 6 günde yaratılmış, tanrısal bir güç tarafından 6 günde yaratılmış bir evren. Düşünebiliyor musunuz? Hem bunu gösterir hem de tedriciliği gösterir. Siz de ey kullar, işinizi yaparken ne kadar da yapılacaksa o kadar zamana yayınız hikmetini gösterir. Onu gördüm gibi. Evet. Giriş olarak bu kadar yetinir. Evet Mehmet hocam. Evet, yani burada sanki bir yerde bir takım
farklı inançlara acaba aynı zamanda bir cevap olur mu? Hani şikler ve mayuhlikuna illeddehr falan böyle şey İsmail Bey'in tabiriyle tanrısal gücü, ilahi gücü dehre atfetmek veya gökleri ve yeri başka bir gücün ürünü veya kendiliğinden meydana gelme varoluşu bir yaklaşım konusu olursa Kur'an-ı Kerim bir semavi kitap olarak herhalde yani bu gibi şeylerde bana göre dil veya edebiyat veya felsefi veya işte astronomik teknik bilgilere girmemizin ben mümkün olduğu kanaatinde değilim. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinden bir takım astronomik ilkeler, kurallar, prensipler istihraç etmek, Razi'nin de sonunda farkına vardığı ve için düştüğü hatayı fark ettiği yani, evet, bir tablonun tekrarı anlamına gelir. Kur'an'ın hedeflerine hizmet etmek. Hedeflerine hizmet etmek. Benim acizane dikkat çekmek istediğim odur. Yani bütün ayetler ister insanın kendi yapısından söz etsin, insanı kendi nefsine, kendi yapısına, maddi ve manevi benliğine dikkat çekerek yönlendirmeye çalışsın, ister insanı çevreleyen tabiat varlıklarıyla alakalı bir takım bilgilendirmeler veya beyanlarda bulunsun. Netice itibariyle Allah'ın kelamından murat ve meram, maksat insanı irşad etmektir. Zaten ayetin sonunda da en son okuduğumuz kezalike nusarriful ayat bana göre her şeyin zaten özetidir. Evet. Yani Allah diyor ki biz bütün bunları söylüyoruz. Amacımız sizin bunların teknik veya fiziki yapısal detaylarına falan girmeniz değildir. Takılıp kalmayın. Takılıp kalmayın buna. Yani hedef bu değil, gaye bu değil, amaç bu değil. Amaç nedir? Sizi önce esaslı bir tevhid inancıyla buluşturmaktır. Çünkü inna rabbakumullah cümlesi zaten bu mesajı veriyor. İnna rabbakumullah. Sizin Rabbiniz başka bir varlık değildir. Çünkü onlar Allah dışında hani Rabbul Erbab falan tabiri de malum kaynaklarda var. Tanrılar Tanrısı anlamına gelir. O, evet, evet. Ne bileyim? Rabler Rabbi. Rabler Rabbi. Şimdi haşa Rabler olmaz. Ama o öbür Rab diye telakki edilmeye çalışılan batıl inançlar üzerinde Cenab-ı Hak hepsinin geçersiz, hükümsüz olduğunu söylüyor. Ve sizin Rabbiniz Allah'tır. Esas vurgu burada yoğunlaşıyor. Sonra Cenab-ı Hak kendisini bu rububiyet vasfıyla mütenasip bir takım sıfatlarla nitelemeye başlıyor ve devam ediyor. Esas bütün bunları söylemek maksudun lizatih değil. Yani bizzat bunlar anlatılmak isteniyor değildir. İnna Allah'a, inna rabbakumullah hükmünün biraz daha insanın zihin ve duygu dünyasında açılımını getirmektir. Yani peki ya Rabbi sen Rabbiniz sadece ve sadece Allah'tır diyorsunuz da sizin özellikleriniz nedir? Yani kabul ettik. Sizin diğer ileri sürülen tanrılardan farkınız nedir? O halde biraz daha sizi tanımak istiyoruz. Şeklindeki bir ihtiyacın karşılanması gibi. Yani madem ki yegane Rab Allah'tır, o halde onun varlıklara göre, diğer varlıklara göre çok üstün vasıflarının olması lazımdır. Bir kere işte onunla beyan ediyor. اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yani gözünüzde devasa bunca büyük gözüken gökler, yıldızlar, değil mi? Ay, denizler, yeryüzü, yerküre. Yani aklınızı şaşkınlığa uğratacak olan bütün varlıkların yaratıcısı olacak kadar büyük bir Allah söz konusu ve esasen Rab olmayı da hak eden zaten budur. Şimdi bu fisitteti eyyam ben bunu hani innema emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn ayeti var ya. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın yaratış ilkesi şudur. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en onun ilkesi, prensibi bir şeyi yapmak istediği zaman innema yekûle lehu kun feyekûn ona ol der o da oluverir. Yani Allah'ın bir şeyi var etmek için esasen zamana ihtiyacı yok. Yani bizim
algımız çerçevesindeki. Çünkü o anda halk iradesi tahakkuk ettiği anda ilahi iradeye bağlı olarak o şey halk edilmiş olur. Bu ayetten anlıyoruz. Peki neden fisitteti eyyam? İsmail Bey'in ifade ettiği gibi burada müfessirler hakikatini bilmedikleri için bunu peşine teslim edelim. Tabii. Hakikatini bilmedikleri için, çünkü Allahu alemu bi muradi. Yani Cenab-ı Hak neden 6 gün dedi veya 6 günde yarattı? Bunun gerçek sebebini hiçbir insanın bilmesi mümkün değil ki, meğer ki Allah vahiy yoluyla onun hikmetini açıklamış olsun. Ki o da açıklanmamıştır. Yani başka herhangi bir ayette veya mütevatir mi ayetteki bir hadiste neden Allah yeryüzüne? Bir takım tefsiri izahlar yapılıyor. İşte şu günde şunun için, bugün bu, bugün de bu oldu. Cumartesi şöyle başladı, pazar, perşembe vesaire. Fakat bütün bunlar yorumdur. Cumartesi günü dinlendi hocam. Yani işte o Yahudi telakkisi değil mi? Evet. Şimdi orada bir şey olmadı. Bazı görüşlere göre cumartesi başlamış. Öyle görüşler de var. Yani şeyin, bu 6 günün başlangıç noktası cumartesi diyenler de var. Pazar diyenler var. Pazar diyenler kendi görüşlerini böyle şöyle teyit ediyorlar. Madem ki pazartesiye isneyin denilmiştir, o halde o başlangıcın ikinci aşamasıdır. Ondan sonra yani o isneyin malum ikinci bir iki gün, yani bir gün öncesinde bir şey vardı, iki gün. Bununla delillendiriyorlar pazar gününü başlangıç günü olarak alanlar. Zaten de şeyde de öyle. Batı dillerinde de pazar evet, birinci gündür. Evet. Ama bizim bazı tefsirlerimizde cumartesiyi tabii başlangıç ilk gün olarak pazar alanlar. Pazar günü haftanın başıdır yani. Evet. Her ne kadar biz şimdi onu bu biraz modernizmin getirdiği ya da laik düzenin getirdiği diye evet, şey gibi görüyoruz. Bütün Batı'da da öyle. Evet. Pazartesi aslında ikinci gündür. Evet. Batı'da da ikinci gündür. Evet. Ki Arapçaya da çok tabii uygun şey yevmül ahad i̇şte, diyorlar. Yani şey, one day değil mi işte İngilizce'de? Evet. One day değil. Neyse artık. Man günü. Ne demekse. Evet. Şimdi bu fisitteti eyyam da böylece yani bana göre ama şeydir, bu Yahudiler biliyorsun Hristiyanlık da Yahudilik kültürüne dayalı. Hmm. O dediğiniz pazar, cumartesi dinleniyorsa cumartesi tatil günüdür. Tabii. Bu pazarın tatil günü olması çok sonralar ortaya çıkmış bir şeydir. Yani Batı'da da modernizmle birlikte ortaya çıkmıştır. Yani onu söylemeye çalışıyoruz. Hmm. Ve yevmül ahad işte Arapça'da öyledir. Hmm. Yevmül sept dediğimiz sept zannediyorum şeyde de sept. Şabattır. Şeyden, Şabat'tan geliyor. Şabat'tan geliyor. Yani İbranice'de de Şabat'tan geliyor. Yani yevmül istirahat. Durgunluk. Yani hakiki Yahudiler hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta şeyi bile kapatmıyorlarmış. Bu ne derler? Bu elektrik düğmesini açıp kapama bile yapmıyorlarmış. Yani. O kadar. Trafiğe çıkmıyorlar. İş yapma. Mesela diyelim sempozyuma gitmiş diyelim Yahudi bir bilim adamı. O cumartesi günü ben tebliğ sunmam diyor. Yani. Müzakere de yapmam. Şeye katılmam. Yani insanlar öyle enteresan bir şey. Yani kendilerini Yahudi şeriatına bağlı kabul edenler ve ona uymak isteyenler. Tabii seküler Yahudiler de var bunu uygulamayan. Sunday diyoruz yani. Evet. Bunlar dinlerine çok bağlılarsa bunlara cumartesi günü bir çıkartma yapalım. Evet. Bilmiyoruz artık. Bu Ortodoks Yahudiler bir kere zaten İsrail Devleti'ne de karşı biliyorsunuz. Ortodoks Yahudiler İsrail Devleti çünkü gayrimeşru bir devlet olarak görüyorlar onu. Çünkü onlara göre meşru devlet Mesih tarafından kurulacak olan devlettir. Yani Mesih gelecek, o meşru Yahudi devletini kuracak. Dolayısıyla şu andaki devlet Ortodoks Yahudilere göre gayrimeşru bir devlettir. Öyle görüyorlar. Bizce de öyledir. Zaten bunu kuranlar da Siyonist Yahudilerdir. Yani bu İsrail Devleti'ni kuranlar. Bu Siyonistlerin zaten o ilk kuranlar belki dindar bile değil. Bir kısmı ya da birçoğu ateist. Evet, doğru. Yani onlar. Doğrusu Yahudi milliyetçilerinin kurduğu bir devlettir. Yahudi. Biz ne kadar din devleti falan diyorsak da aslında bu yani İsrail'e çok din devleti falan da değil yani. Evet hocam. Doğru. Yani bu fişteki eyyam dolayısıyla tartışma konusu olmuştur. Yani göklerin ve yerin yaratılışında bizim zaten inanç boyutunda tartışacağım bir şey yok. Evet, evet. Yani gökleri ve yeri Cenab-ı Hak yaratmıştır. Biz buna zaten böyle inanıyoruz. Vurgusu da bu noktada temerküz ediyor. Ama neden 6 gün? Yani hafta 7 gündür. Bu 6 günde tamamlanmıştır. Bu böyle. Bu günün mahiyeti konusunda da malum müfessirler arasında yani bilmedikleri için buna tekrar vurgu yapayım. Yani bu meçhulattan olduğu için
Artık herkes bir yorum yapıyor. Biraz sonra bu rüzgar hikayesi geldiğinde Süddi'nin burada ne enteresan şeyler söylediğini. Yalnız yani, ben hocam bir şey katabilir miyim buyurun, burada? Tabii. Sözünüzü kesinlikle şey edersiniz. Yani iki hikmet daha çıkarabiliriz. Birinci hikmet, Cenab-ı Allah yaratmaya başladığında zaman ve mekan var olmuş demektir. Yani şunu tartışabilirsiniz. Cenab-ı Allah önce mekanı yarattı, sonra güneşi yaratınca güneşin devranıyla zaman falan yani diyebilirsiniz de. Yaratmaya başladığında Cenab-ı Allah yaratmayla birlikte yaratılmışlar için zaman ve mekan söz konusu. Evet. Ve yaratılış başladıktan sonra ebedi devam edecek olan bir olaydır. Kulle yevmin huve fî şe'en. Cenab-ı Allah her gün yaratıştadır. Evreni yaratıp da kenara çekilmiş bir Allah inancımız yoktur bizim. Her gün yaratmaktadır. Her bir canı, her bir canı dünyaya gelişi 9 ay sürmektedir mesela. Bir süreçtir hepsi, bir zamana bağlı. Bütün yaratılış işlemi muhakkak bir zamana bağlı. Bir süreçten geçtikten sonra. Niye 6 gün diye söylüyorlar? Yani bir hikmette kullarım çok çalışmayın, en azından haftada bir gün dinlenin. Bakın ben bile 6 günde bitirdim işi, 7 gün çalışmadım. Evet, ben de kelamcıların şeyini söyleyeyim. 6 günle ilgili. Gün diye belirtilmesi tabi İsmail Bey'in o söylediği şeyi kaydı koymak lazım. Yaratılmışlar içindir bu 6. Yoksa Allah için değil. Yaratılmış olanın bir başı bir de sonu olur. O baş ve sonu göstermek için bir rakam konması gerekiyordu. Allah Teala 6'yı takdir etmiş buraya. Yani takdir ederken bir hikmeti var yani. Tabii. Yani orada Allah yani tabii o takdir Allah'ın takdiri ama başlangıcı ve sonunu göstermek bakımından. Yani yaratılmış her şeyin bir başlangıcı vardır, bir sonu vardır. O İsmail Bey'in söylediği zaman noktası da çok önemli. Yaratılmış, yaratma başlayınca, daha doğrusu yaratılmış varlık ortaya çıkmaya başladığında zaman başlar ve mekan başlar aynı zamanda. Zaten bizim bu İslam medeniyetinin temel görüşlerinden birisi zaman ve mekan görecelidir. Yani şeye bağlıdır, yaratılmışa bağlı bir durum söz konusu. Mesela dünya diyelim bugün işte dünyanın büyüklüğüne göre biz 24'e bölmüşüz, 24 saat de dönüyor. Öyle değil mi? Peki bu daha büyük olsaydı ne olurdu? Zaman aralıkları daha fazla olurdu. Yani çünkü dünya şu andaki büyüklüğünden iki kat olsaydı daha büyük bir zaman aralığı gerekmiş olacak. Yok, araba tekeri diye gibi değil hocam. Daha fazla döndürürdü. Daha aynı zamanda dönerdi. Yani bilmiyoruz. Yani dönüş hızını artırırdı Cenab-ı Allah. Gücü kudretinde değil mi? Artık onu bilmiyoruz. İşte dediğimiz gibi yani bu şey mekan dediğimiz şey de görecelidir. Zaman dediğimiz şey de görecelidir. O yüzden neye göredir? Maddeye göredir. Ya da yaratılmış şeye göredir. O yüzden zaman öyle başlıyor. Burada esas geçtiğimiz bir nokta var. Mesela halakas semavati vel arda diyor. Önce gökleri sonra yeri yarattı. Halbuki başka bir ayet-i kerime de önünde. Yok o buradan o çıkmıyor. Müsaade buyurursanız vavlu atıflarda zaman farkı söz konusu değil. Anladım. Buradan o çıkmaz. Yani şeyin önce zikredilmiş olması semavatın buradaki ifadeye göre tertibi ifade etmez. Yok o da buradaki tertibi esas yani, alıyorlar. Başka yerlerde yani, yok başka olursa, yerde de şey var. Yani halakal arda fi yevmeyni. Haşim mesteva ile sema diyor. Hatta aksi var. Yani sonra göğe yönel. İşte onu okuyacağım hocam. O Fussilet suresinde geçiyor. Evet, evet. Halakal arda fi yevmeyni. Allah yeri iki günde yarattı. Sonra sümmes deva ile semai ve huve duhan. Yani zaman tertibi sonra sanki göğe gökler sonradan olmuş gibi anlaşılıyor orada. Pardon. İki günde yarattı. Ve ceale fîhâ revâsiye min fevkihâ ve bâreke fîhâ ve kattere fîhâ ekvâtehâ fî erba'ati eyyâm. Dört günde yarattı. Yine altıya tamam. Seva ile sümmes seva ile semai ve hiye duhanun fekâle lehâ ولل ارضي ايتيا طبعا مكرها قالت ايتيا طائعين burada 4 gün yerin ve göğün yaratılışı 2 günde yerin yaratılışı 4 gün sonra gök için de 2 gün var ekstra yani gök için de 2 gün var dolayısıyla 8 güne diyor değil
O 4 gün ikisi için müşterek. Ha işte hocam. 4 gün orada müşterek. Burada böyle bir karışıklık tabii, var. Tabii. O yönden burada düşünmüşler. Demişler ki göklerin önce müşterek yaratıldı yer mi? Evet. En sonra şu karara varmış. Ulema toplaşmışlar ya da toplanmadan. Demişler ki önce gök yaratıldı sonra yer yaratıldı. Ama şöyle bir şey de oldu. Önce Allah Teala yeryüzünün maddesini yarattı. Sonra göğü yarattı, düzenledi. Sonra da yeryüzünü düzenledi diye. Zaten böyle bir açıklama getirmişler. Fussilet suresine bakabilirsiniz. Fussilet suresi 9 ve 11. ayetler. O ayette hocam ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ دُخَانٌ فَهِيَ دُخَانٌ فَهِيَ دُخَانٌ سَمَا مُهَنَّس Sema mühennes olduğu için. Sema gene var. Fakat duhan, kaos halinde. O sıra sema gene var. Yaratılmış ve kaos halinde. Her ikisini yeri yarattı, sonra semaya yöneldi. Sema duhan halindeydi. Her ikisine de dedi ki, İ'tiye tav'an ve kerhan. Düzene girin bakayım dedi. Kaos halindeydi. Duhan, İ'tiye tav'an. Düzene girin bakayım. Düzene koydu. Şey geliyor ve fekadahunne seb'a semavatin fi yevmeyni. Ondan sonra işte ondan yani düzene koydu gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla burada 8 gün gibi çıkıyor. Orada işte Mehmet hocamız, hocamızın dediği gibi o 4 gün aslında müşterektir. Hem yerin yaratılmasının hem düzenlenmesi 4 gün. Ondan sonra 2 günde göğü yaratması 6 gün. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de birileri çelişki bulmaya çalışmışlar eskiden bugüne. Bak Kur'an-ı Kerim'de çelişkiyi bulduk demişler. 6 günde yaratıyordu, burada 8 gün var gibi. Aslında orada 8 gün yok. Buna şöyle bir misal de getiriyorlar. Mesela diyor bir adam Mekke'den Kufe'ye 2 günde, Kufe'den sonra Basra'ya 4 günde gittim dese Mekke'den Basra'ya gitmesi 4 gündür. Yoksa Basra'dan Kufe'ye gitmesi 4 gün değil. Biri öbürünün içindedir diyor. Dolayısıyla gene 6 gün çıkıyor. Yani burada şöyle bir razi bir şeye değinmiş geçmiş. Orada ilginç geldi bana, onu açıklayayım size. Onu doğrusu ben bakmak istiyorum biraz. Biliyorsunuz bu elimizdeki şu anda elde bulunan Tevrat'ta da 6 gün geçiyor. Ve orayla bir ilişki kurmaya çalışmış bu 6 günü. Yani zaten Yahudilerin Tevrat'ında 6 gün geçiyordu. Dolayısıyla Allah Teala o 6 günü teyit etmiş oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'de de teyit etti. Fakat teyit etmediği bir şey var. Burada 3 gruba yönelik bir reddiye var aslında bu ayette. Bir Yahudilere yönelik. Şimdi burada Yahudiler 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi diyordu. Halbuki Allah Teala sümmesteva alel arşi, sonra arşa istiva etti. Yuhşil leyle ve nehar. Bakın Allah Teala durmuyor. Geceyi gündüze üzerine giydirdi. Katladı ya da neyse. Yatlubuhu hasisen ve şemse vel kamera. Zaten bu ve şemse vel kameranın eğer biz böyle okursak ve ceale şemse vel kamera ve nucuma gibi veya halakaya atfederiz veya ceale işte halakaya atfedersek ve halaka şemse vel kamera diye. Dolayısıyla Allah Teala hiçbir zaman durmuyor. Sürekli kulle yevmin huve fi şe'n ayetinde olduğu gibi devam ediyor. Burada Yahudilere bir reddiye söz konusu. Müşriklere reddiyesi var çünkü müşrikler gökleri ve yeri Allah Teala yarattıktan sonra işin düzenini putlara bıraktığını düşünüyorlardı. Putları Rabler olarak görüyorlardı. Onlara bir reddiye var. Üçüncü bir reddiye de bu Abedetun Nucum diye yıldızlara tapan bir grup var. Çok eskiden bu en son tapanlar zannediyorum bu Harran bölgesi. Müslümanlar zamanında ancak o yıldıza tapmayı falan bırakmışlardır. Onlar da bu yıldızların, işte burada güneş, ay ve yıldızlar geçiyor. Bu yıldızların manevi bir şey, tanrısal güçlerinin olduğunu düşünüyorlar ve bu tanrısal güçlerle yeryüzünü etkilediklerini düşünüyorlar. Bu astroloji dediğimiz şey de oradan geliyor zaten. Bu astrolojiye bugün inananlar yıldızların sanki böyle bir manevi güçlerinin ya da tanrısal güçlerinin olduğunu düşünüyor. İnsanlar işte belli burçlarda doğarsa o burçlara göre kaderlerinin tayin edileceği falan gibi böyle bir asılsız, bunların hiçbirinin aslı astarı yoktur. Yıldızlar, bugün gördük işte yıldızlar, hiçbirisi dünyadan daha gelişmiş şeyler değil netice itibariyle. Suyun bile bulunmadığı ya gezegenler ya da yıldız işte, onun ötesinde bir şey değil. Buradan geliyor, bunlara da bir reddiye var. Bunların hepsi nedir? Musahharatin.
Bu musakharatin kelimesini de bazıları musakharatin lekum bi emrihi gibi de anlamışlar. Olabilir. Yani size musakhar kılınmıştır Allah'ın emriyle, sizin emrinize verilmiştir. Hakikaten de öyle değil mi aslında? Yani güneş bizim emrimizdedir sanki Allah. Yani bugün güneş olmasa bu bitkilerin olması filan söz konusu zaten değil. Zaten beyan eden ayı ve sahara lekum şimse vel kamer diyor. Ha işte zaten orada. Yani size musakhar kılmıştır. Buradakini de musakharatin lekum bi emrihi gibi de. Oradan hareketle herhalde. Tabii, herhalde oradan hareketle düşünmüşler. Dolayısıyla böyle bir üçlü bir reddiye söz konusu. Bir üç gruba yönelik. Aslında bugün bize yönelik de çok bilgilendirici bir şey. Yani bu yıldızlardan, gökten, şundan bundan çok bir şey beklemeyin. Ne bekliyorsanız Allah'tan bekleyin. Yuhşil leyle ve nehar. Yuhşil leyle en nehara. Burada tabii bunu şu ayetle izah etmişler. Yukevvirul leyle alen nehar ve yukevvinun nehara alel leyl. Hatta bazıları burada yuhşil leyle en nehara, geceyi gündüzün üstüne giydirdik derken bunun tersi de doğrudur tabii. Gündüzü de gecenin üstüne. Yani birbirine takip eder şekilde takip ettirir anlamında. Tabii yani o şekilde Cenab-ı Allah onu ona giydirir. Evet. Burada bir şey daha var. Oraya gelelim. Lehul halgu vel emr. Esas tartışma koparan yerlerden birisi de bu. Lehul halgu vel emr. Halk ve emir Allah'a aittir. Şimdi insanlar düşünmüşler bu. Halk tamam da emir ne? Diye burada işte gene nahivciler devreye giriyor hocam. Diyor ki bazı nahivciler bu vav ile atıf yapıldığında bir farklılık olması gerekir. Yani aynı müradif iki tabii. Kelimenin tekrarı söz konusu olmaz. Halk ile emir birbirinin aynı değil, birbirinden farklı olması lazım. Aynı olduğunu söyleyenler de olmuş. O atfı beyan mı diyoruz? Atfı tefsir diyorlar. Atfı tefsir gibi. Öyle düşünenler de olmuş. Aslında buradaki emir halk demektir. İkisinin peş peşe gelmiş olması farklı ifade etmez. Sonra Razi'ye gelindiğinde biraz felsefeden de etkilenerek şöyle bir yorum ortaya çıkmış. Halk Allah'ın alemi halkına delalet eder. Yani bu cismani alem, süfli alemdeki yaratmasıdır. Emir de alemi emre ya da alemi ervaha yönelik Allah'ın bir tasarrufudur. Bu felsefeciler bu evreni ikili düşünürler. Ayı, bizim bu hilal dediğimiz ayı iki bölü çizgisi kabul ederler. Ayın altı süfli alemdir. Şu anda bizim yaşadığımız alem süfli alemdir. Ayın üstü de ulvi alemdir onlara göre. Buna alemi ervah da derler. Ulvi alem. Allah ayın altında halk fiiliyle tasarrufta bulunur. Ayın üstünde de emir fiiliyle tasarrufta bulunur. Bununla biraz bir benzerlik kurmaya çalışmış Razi. Bu melekleri filan emir ile bir de bu ruhla ilgili nasıldı? Estağfurullah. Yes'elûneke anir ruh. Kulir ruh min emri rabbi. Oradaki emir ile de irtibatlandırarak yani ruh ve melek gibi varlıkları Allah emriyle yarattığını düşünmüşler. Emriyle yaratmadığı bir şey var. Emriyle var ettiğini öyle diyelim. Emriyle var ettiği bir şey var mı Cenab-ı Allah? İşte bir şey. Kun feyekûl. Kun feyekûl. Bir üçüncü şey de söyleyeyim ondan sonra sizin görüşlerinizi alalım hocam. Bir üçüncü şey de bu emrin kelama delalet ettiğini. Bildiğimiz yani, emir. Yani vahiy. Ha, vahiy. Dolayısıyla bu Allah'ın işte o zaman kelamullah gayru mahluktur. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim mahluk değildir noktasına gelmiş. Ehl-i sünnet görüşünde olanlar bu emri de o şekilde yorumlamışlar. Ne dersiniz hocam şimdi siz? Buyurun İsmail Bey. Allah. Yani... Fazlasıyla izah alınmıştır. Biz Kur'an'a yani elâ lehul halku vel emru deyince ne Yunan felsefesinin ay altı alemini ne ay üstü alemini bilsek de bilmesek de evet. İmanımız tam yani sonuçta. Yaratmak da onundur. Kur'an'ı kendi içinde tutarlı olarak algıladığımda çok fazla sorun çıkmıyor. Kendi içinde tutarlı. Dışına çıkınca. Evet yani acaba halk ne? Acaba halkı anladık da emir mi? Ne olacak işte çok net. Temin 13'ün dedim yani. Kavli fasıl. Kun feyekûl. Yaratılış, yaratışta o ol der ve olur. Yaratmak da ona aittir. Yaratılışa dair ilk ol emrini vermek de ona aittir. Böyle basit bir algı ama yani yetiyor bana. Evet. İmanıma yetiyor. Evet.
Bu eyyam konusunda mahiyeti ile ilgili olarak da bazı tefsirler bunun dünya günleri anlamında olduğunu söylüyorlar. Bazıları da kıyamet günleri. Yani o inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma taudun. Sen Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınız 1000 yıl kadardır. Saydığınız 1000 yıl kadardır. Bu şekilde yorumlayanlar da olmuştur. Evet. Fakat mütebadir olan muhatapların anladığı gün şeklinde olması daha makul gözüküyor. Şimdi bu noktada zaten kelami ağırlıklı bir ayettir bu son derece. İsteva, bu isteva alel arşi kanaatimce Türkçeleştirmek adeta imkansızdır. İstevaya kurulan, arşa kurulan diyen mealler olmuştur. Yani en şey arşa kurulmak. Şimdi arşa kurulmak bir hükümdarın tahtına çıkmasını andırıyor. Değil mi? Mecazen. Yani arşa kurulmak. Onun için yani hakiki manada bu istivayı anlamak zaten dünya kadar tartışmaya sebep olmuştur. Bu istiva ne demektir? Arşa istiva. Bir kere arşta da epeyce bir kıylukal var. Arş aslında bir yönetim merkezinin tahtı demektir. Üzerinde hükümdarın oturup kürsi de denilmiştir de yani dünyevi konular için söyleyecek olursak memleketi yönettiği merkez anlamına geliyor. Onun için arşa mülk anlamını da yükleyenler olmuştur. Yani mülk hakimiyetimiz altındaki alan demektir. Güç. Mülk, evet. Yani yönetiminiz altındaki yer demektir. İşte ve aleyhi, onun için de istevla, yani ona hakim oldu. Yani yönetime hakim ve şöyle telif etmişler bir öncesiyle. Allah tabii hiçbir şey yokken de yine yegane Rab'tı ve şeriksiz bir tanrı diyelim Türkçeleştirmek için Allah'tı. Ondan sonra li hikmetin. Onun hikmetini de pek bilmiyorum. Bir hadis-i kutsi'de işte mahlukat beni tanısın diye ben mahlukatı yarattım şeklinde rivayet edilir ama gerçek hikmeti pek bilinmiyor. Gökleri ve yeri yarattıktan sonra bu sefer yönetimi ele aldı. Yani onların tedbirini koymaya başladı, yönetmeye başladı. İşte o yönetim sembolü da istiva alel arş şeyle ifade ettiğini sembolüyle yani yönetim olgusu sembolü değil de yönetim olgusu istiva alel arş sembolüyle beyan edilmiştir. Onu kanaatimce insanların anlaması mümkün değildir. Yani mutlaka bir yönetim vardır. Allah yarattığı kainatı yönetiyor. Aksi takdirde onu varlıkları yarattıktan sonra birilerinin iddia ettiği gibi istirahate çekilmek veya bir şeylere karışmamak gibi ona deizm mi deniliyor? Yani deizm deniliyor. Yani Allah yarattı ama kendi haliyle artık bıraktı. Karışmıyor. Öyle değildir. İsteva alel arş yani dizgini eline aldı. Yönetimi yani bütün bu devasa varlıkların aynı zamanda hem yaratıcısıdır hem de yöneticisidir. Yöneticisidir. Yani, o zaman şunu da hemen söyleyelim burada hocam. Siz onu demişken bu elâ lehul halku vel emri zaten ilk müfessirlerde böyle anlatmışlar. İşte orada evet. Halk yaratmaktır, emir yönetmek. Emir yönetmek ha. Evet. Dolayısıyla istiva-i alel arş olması gereken şey bu. Örtüşüyor. Evet. Kur'an-ı Belagat'a göre yukarıda önce yaratılıştan bahsetti. Evet. Sonra onları yönetmeye başladı. Kaba tabirle hizaya sokmaktan bahsetti. Leffu neşri mürettep sanatına göre elâ lehul halku vel emr yaratmak ve yönetmek. Yukarıyı açıklamaktadır. Evet. Bir de şey var hocam. Tabii ki dendiği gibi o zaman Kur'an Kur'an her şeyden önce o zamanki insanın algısına hitap ediyor. O zamanki insan. O zamanki insan için hükümranlık işte makam şeyden yani, sembolü. Kralın koltuğundan ibaret. İsteva alel arşi'yi metaforik olarak o zamanki madem bir hükümdarın devleti vardır, o devleti yönettiği bir tahtı vardır. Cenab-ı Allah da evrenin hükümdarıdır. Onun da tahtının adı arştır gibi bir teşbihle anlatmaya çalışıyor. Yani kavramayı kolaylaştırmak için. Kavrama kolaylaşsın evet, diye. Evet, kavramayı aynen kolaylaştırmak öyle. İsteva. Yani aslında
kainatın tasarrufunu, o yaratmış olduğu kainatın tasarrufu da kendi elindedir. Başkasına bırakılmamıştır. Hadise o işte ve alel arş, kainattaki tasarruf, yani hem haliktir hem mutasarrıftır. Yani onda tasarrufu da kendisi yapar. Zaten şu ayet ve örnekliyor sonra. Bana göre bu, eğer bugünkü modern imla kurallarına göre tanzim edilirse istiva alel arşi'den sonra bir noktalı virgül koyarız. Ondan sonrası onun açıklaması olur. Nasıl, yani yönetimi nasıl eline alır? İşte bakın, geceyi gündüze, gündüzü geceye büründürür. Onları peş peşe getirir. Biri diğerini hızlıca ve ısrarlı devam kesintisiz olarak takip eder. Ondan sonra bu yönetimin temel unsurları olan işte zamanı dilimlemek, güneş sistemine göre yıldızlardan pratik hayatta istifade etmek, değil mi? Ayın seyrinden pratik hayatta istifade etmek, ay sayısını ona göre yılı, zaman dilimlerini tanzim etmek ve dolayısıyla hayatı zamana bağlı olarak zapturapt altına almak, düzenlemek. Bütün bu güneşi yaratma, güneşten bahsetmek, kamerden, nücumdan bahsetmek. Aslında bu işte o alel arşın yönetim altyapısıdır. Yani çünkü hayat böyle dizayn edilmiş. Mesela namazı farz kılmıştır, 5 vakit namazı. Her Müslüman ferde Allah bir emir olarak farz kılmıştır. Peki bu namazların tayini neye göre oluyor? Hangi kıssasa göre oluyor zaman dilimlemeleri? Güneşe göre oluyor. Orucu farz kılmıştır neye göre oluyor? Ay'a göre oluyor. Anlatabildim mi? Seyir-i seferlerde yıldızlar insanlar için birer kılavuz, birer rehber değil miydi? Yani yıldızların doğuşuna, batışına, yükselişine göre kutup yıldızına bakarak yönler tayin edilmiyor muydu? Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kainatı yönetirken o yönetimin temel ana unsurlarını, yani muntazir paradigmalarını falan, standartlarını koymuştur. Hepsi o istiva, bana göre hepsi o istiva alel arşın, yani yarattıktan istiva, o yönetimin pratikteki uygulanabilirliğinin malzemeleridir bunlar. Bu güneşte, ayda, yıldızlarda ve bunların baş kaldırı şansı yok. Müsekharatin bi emrih, bakın. Evet, insanların emrine de müsekhar kılınsalar, Cenab-ı Hakk'ın emrine de müsekhar kılınsalar, sonuç itibariyle Allah'ın bunların müsekhar olmalarına ihtiyacı yok. Zaten bir emrihi kaydını getirmez de onu gösteriyor. Evet. Yani insanlara müsekhar kılmış olsa bile evet, kendi emriyle. Yani kendi emriyle, kendi evet. Yani çünkü teshir eden o. Yani emri amada kılan o. İnsan bunları müsekhar edemiyor. İnsan bugün bile bu kadar teknoloji genişi, güneşe geçirebiliyor mu? Söz geçirebiliyor mu? Aslında günümüzde getireceğimiz bir şey de bu. İnsanın da tatil günü olmalı mı? Noktasına geliyoruz burada. Yani Allah Teala tatil günü ayırmıyor kendisine. 6 günde yarattım, 7. günde de devam ediyor. Yani öyle. Ben kutsal kitap yorumunu tercih ediyorum hocam. Şimdi tatil gününün sıkıntısı, bakın günümüzde bir şey var. Pazartesi sendromu diye bir şey var çalışanlarda. Çok ciddi. Sebebi şu, insanlar o 2 gün yatınca pazartesi işe gelmek çok zor geliyor. Onun için orada psikolojik rahatsızlık yaşıyorlar. Hatta şöyle diyor bazı uzmanlar, sakın cumartesi, pazar farklı saatlerde kalkmayın. Normal hangi saatte kalkıyorsanız o saatte kalkın. Çünkü pazartesi eğer onu yapmazsanız pazartesi sendromu yaşarsınız. Yok hocam. Çünkü vücut dengesi bozuluyor. Vücudun dengesini bozmamak lazım. Hangi saatte yatıyorsan, hangi saatte kalkıyorsan o saatte. Bak hocam, insanoğlu çalışınca yorulur. Çalışmak insani değildir. Yani insanoğlu niye pazartesi sendromu yaşar? Pazar günkü o güzel insani hayatı bırakıp insani olmayan pazartesi gününe başladığı için siz bütün günleri çalışma gününü yapsaydınız sendromu her gün yaşayacaktık. Dua edin, sadece pazartesi sendromu yaşıyoruz. Aksi takdirde her gün çalışsaydık her gün sendromu yaşayacaktık. Çalışmak insani değil muhteremler. Çünkü yoruluyor insan. Dinlenmesi lazım. Onun için Allah Teala geceyi yaratmış. Tabii, keşke her gün tatil olsa. Pazartesi sendromu da olmazdı. Evet. Salı sendromu da olmazdı. Keşke her gün tatil olsa. Evet. Şimdi o şey anlaşıldı. Bu arş kelimesi. Yalnız şurada şunu söyleyeyim daha anlaşılması için. İsteva'nın kelime anlamı Türkçe tam tercüme ettiğimizde oturmak demektir. O yüzden zaten sorun çıkıyor burada.
Arş da hocamız dediği gibi kürsi. Şimdi ikisini birleştirdiği zaman sanki Allah Teala bir kürsüye gitti oturdu gibi anlamaya başlamış. İnsanlar işte bu anlayıştan kurtarmak için, halbuki Allah için zaman ve mekan yoktur. Allah'ın kürsüsü olmaz. Ha, cisimlere benzemez. Olmaz. Cisimlere benzemez. Bundan kurtarmak için bir iki yorum ortaya çıkmış. Güçlü yorum. Birisi şu, biz demişler bu isteva alel arş teşbihi bir ifadedir. Ne demek istediğini biz bilmiyoruz. Manasını Allah'a havale ederiz, olduğu gibi inanırız demişler. Birinci grup bu. Yani müteşabihat. Ahmet bin Hanbel'le ilgili o formülü söyler misiniz? Ben Ahmet bin Hanbel değil de İmam Malik. El-istiva'u ma'lumun vel-keyfu meçhulun ve-su'alu anhu bid'atun. Gibi böyle bir şey söylemiş. Yani istiva malumdur. Ya biliyoruz ne demek oldu. Fakat keyfiyetuhu meçhul. Keyfiyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. O istivanın malumiyeti aslında vaka olarak kabul edilmesi gereken bir şey anlamında. Evet, yoksa yani, malum olsa mahiyeti niye meşhur evet, olsun? Evet. Bir şey hem malum hem meşhur olmaz. Makbul anlamında. Yani makbul anlamındadır. Evet. O malumun makbulun ve adamı da bu soruyu soran adam da kovmuş Medine'den dışarı çıkmış. Evet evet. Sen de bir şeydir. Sen saptın, yoldan çıktın. Bu soruyu sormaman gerekiyor. Zaten o eskiler bu bir şey kovmuyor. İhtilaflı şeyler üzerinde evet, konuşmaktan çok çekinirlermiş hocam. Evet. Onun için mesela bu Mutezili'ye kaderi denmesinin nedeni kaderi inkar ettikleri için değil, kader hakkında konuştukları içindir. Yani konuşulmaması gereken bir konuda, yani çünkü meçhul, bilmediğin bir konu hakkında böyle konuştuğun zaman işte o yüzden kaderi denmiş. Yani Razi de sayfalarca anlatmış 6 gün hikayesini, ondan sonra dönmüş benim inandığım gibi inanmış. Öyle yani, yapacak başka bir şey yok ki yani. Aramızda hiçbir fark yok. Evet. O yüzden bu ikinci görüş ise, onu da söyleyelim, bitirelim bunu. İkinci görüş ise istivayı işte istevla anlamında, hükmetmek anlamında anlıyorlar. Arşı da o zaman mülk olarak, yani iktidar olarak, iktidar gücünü kullandı gibi düşünmemiz gerekiyor. İkinci görüş de budur. Hatta buna bir de şiirden örnek getirilir. Bu şiir ne zamandır bilmiyoruz. Kadiste vel bişru alel hirakim diye. Kadiste vel bişru. Bir de ödemin mührakim. Bir de ne katlin ödemin mührakim. Kan akıtmadan hirakim ele geçirdi. Kadiste vel bişru alel hirakim. Bidun şefkine ödemin mührakim. Sonraki bir şiir olsa gerek. Şeydir, zaten ona da itiraz ediyorlar. Müvellettir bu. Bir örnek daha var. İhticac asrı dışında söylenmiş bir şiir. Bir şehir gibi görünüyor. Bunu böyle müteşekkiller söylüyorlar ama o şeyler, şiiri tetkik edenler meçhulul kaildir diyor. Sahibi belli değil. Zaten sahibi belli değil. Hocam Irak'tan, Mırak'tan bahsettiğine göre yani ihticac asrının sonrasında olması muhtemel. Zaten bu Körfez Harbi sırasında da o şiiri şöyle okuyorlardı. Kadiste vel buş alel Irak. Beş lira buş örtüşüyor değil mi? Örtüşüyor. Ezim bozuluyor mu hocam? Buş Kadiste ve buşun alel Irak dersen. Buş diye uzatırsanız. Biraz uzatırsanız, imale yaparsak. Evet, bu kadar Allah da yüce Allah, yüce Rabbimiz bu kadar şey yapmış etmiş, önümüze koymuş deyim yerindeyse. Çünkü musahharatin lekum bi emrihi. Allah her şeyi bize musahhar kılmış. Ben peki biz şeyler, ne yapacağız o zaman? Ben orada şöyle bir şeyler demek isterim. Yani Kur'an'ın indiği çağdaki güneşin, ayın ve nücumun insanların emrine amade olması, öyle alırsak o zamanki insanın birikimine göre şey inkar etmiyorum yani. Hazirun'a onu demek istiyorum. İnsan Kur'an'ı birikimiyle anlıyor. O zamanki insanın birikimi, bu yıldızlar ne işe yarar ya? Göğün süsleridir. Bir, gece yolunu bulmaya yarar. İki, gibi. O zamanki insanın, onun yani musahharlığın sınırlarını algılayışları o kadar. Fakat burada aya çıkacağımıza ve diğer gezegenleri çıkacağımıza dair işaretler görüyorum. Diyebilirsin tabii. Çünkü ne zaman diyorum bunu? Aya çıkıldıktan sonra diyorum. Artık insanoğlu aya çıkabildiğine göre öteki gezegenlere de gidebilecektir şeklinde. Bakın musahharlık sınırları benim için biraz daha geniştir. Kim bilir Cenab-ı Allah bu evreni daha ne tür hikmetler için yaratmıştır. Biz onları keşfedeceğiz inşallah. Bize düşen de budur. Yok, hakiki şey olanlar, yani şöyle diyelim, Kur'an'a bağlı düşünen insanlar o aya çıkılacağını, yıldızlara çıkılacağını bir ölçüde öngörmüşler azıcık. Mesela bir kelamcı öyle diyor, bundan 1000 yıl önce, Bakırlani diye bir kelamcı. Ayın altında hangi kanunlar geçerliyse diyor, üstünde de o kanunlar geçerlidir. Ayın altıyla üstü arasında çok fark yoktur. Felsefeciler gibi düşünmüyor yani.
Dolayısıyla aya çıkılacağını biraz öngörmüşler. Çünkü kanun aynıysa altta ne hangi kanunlara tabiysen yukarıda da o kanunlara tabiysin. Çok fark görmüyor o insanlar. Niye? Onu şuradan çıkartıyorlar. Aya gitmiş de görmüş diye söylemiyor bunu. Lehu ma fis semavati vel ard. Gökler ve yer Allah'a aittir. Allah'ın hükmü altındadır. Dolayısıyla Allah'ın kanunu her yerde aynı kanundur. Değişen bir şey yok. Buradan çıkartıyor. Dediğiniz çok doğru. Ama dediğimiz gibi anlayışımız gelişiyor. Bugün mesela ay bizim için ne ifade ediyor? Yıldız ne ifade ediyor? Eski insanların ifade ettiği şeyi belki etmiyor ama gene de bugün bizim emrimize müsahhar neticede. Yani biz oraya gidebiliriz. O güzel bir yorum oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, bu kadar şeyden sonra biz ne yapmamız gerekiyor? Şimdi gelelim bize. İşte burada emir geliyor hemen. Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufyeten. Yani hocam bu ud'u'ya bazıları u'budu rabbekum. Tabii ud'u'ya ud'u manasını yükleyenler var. Yani Rabbinize ne derler? Böyle mütezellil bir şekilde. Her dua aynı zamanda ibadet. İbadet. Yani. Zaten dua u buhul ibadet demiş. Evet. Öyle bir hadiste var. Yani. Evet. Şeyin özüdür zaten. Dua ibadetin özüdür. Bizden böyle bir şey isteniyor. Burada insanlar şeye takılmışlar. Tadarru tamam. Orada çok takılan olmamış. Yani mütezellil bir şekilde. Yani böyle mütevazi bir şekilde ibadet edeceksin. Fakat hufye konusu biraz tartışma. Yani gizli, sessizce, gizlice demeyelim de, yani sessizce Allah'a dua et. İçten yani, İçten. Kendi içinizden, evet. İçten gelerek. Hatta bir kısmı ilginç geldi, ben onu görmemiştim. İlk defa bu şeyler okurken gördüm. Bazı, zannediyorum, tabiinden bazıları bu el kaldırarak dua edilmesini bile doğru bulmamıştı. Yani böyle ne derler? Normal bir halinde dua et gibi düşünüyor. Yani çünkü elini falan kaldırdığın zaman böyle bir dışarıdan bir görüntü veriyorsun. Gösterişiniz hocam. Ritüel olmaz o zaman ya. Hoca bizi topladı. Hepimiz böyle put gibi duruyoruz. Hoca gaza gelmez ki. Elleri kaldıracağız. Ritüel tamamlanacak. Hocam konuş. Ritüel tamamlanacak. Dua hali alacağız. Hazır ol vaziyette durmayacağız. Malikiler hazır ol vaziyette duruyor işte. Ellerini bağlamıyorlar namaz. Olmuyor hocam. Şimdi bu olmuyor. Durumda şöyle bir şey var. Yani sizin bu ihtilaflı hocam tam, siz çözersiniz. Yok hayır. Ben şöyle anlıyorum. Rivayetlere dayalı olarak da. Yani kendi şahsi kanaatim değil bu. Evet. Bu dualar şimdi birlikte cemaatle yapılan ibadetler vardır. Evet. Bir de cemaat safahatının sona erdiği kısımlar. Şimdi biz bazı şeyleri gelenek haline getirmişiz ve ona ibadet anlamını yüklemişiz. Şimdi hiçbir sağlam kaynakta cemaat halinde tesbihat görülmüyor. Namazdan sonra tesbihat var fakat cemaat ferden var. Ferden var. Cemaatle olacağına dair herhangi bir kanıt yok. Sağlam delil yok. Fakat biz bunu farz namaz gibi aynen cemaatin önemli bir kısmını imamı bekleme durumunda bırakacak şekilde ritüelleştirmişiz. Kendimiz bu şey cemaat halinde dua. İşte ben ona diyeceğim zaten oraya geleceğim. Evet. Yani o dua da o biraz önce söyledim yani işte İsmail Bey onu öyle şanslaştırdı ya. Ritüel yani işte hoca bizi tutuyorsun burada ne yapacağız? Bak bekliyoruz burada şey yapmamız lazım. Sen elini kaldırmıyorsun, duruyorsun. Biz de duruyoruz. Aslında böyle bir bağlılık yok. Farz namazın bitmesiyle birlikte cemaatle imam arasındaki alaka bitiyor. Olay bu. O halde bu dua konusundaki hadis kaynaklarına baktığımız zaman yüksek sesle dua edenlere Hazreti Peygamber'in itiraz ettiği rivayet edilir. Yüksek sesle dua etmeyin. Hatta Hazreti Peygamber'e çok yakın ve bu işi çok daha pratikte yaşayan sahabiler de onlar kadar Resulullah'ın uygulamasını görmeyen kimselere bu noktada çıkışmışlardır. Yüksek sesle böyle bağırarak, çağırarak ve ağlayarak vesaire ritüeli çok fazla sesli hale getirenlere çıkışılmıştır. Denilmiş ki dua içten gelen bir şeydir. Allah'a sessiz sedasız niyazda bulunacaksınız. Esasen bu tezarru da zaten ancak böyle anlaşılırsa anlam kazanır. Birbirini tamamlıyor aslında. Hayır, yani. Hayır tezarru nasıl tezarru yapacaksınız? Herhangi biri tezarru formasyonunu söylesin bakayım. Nasıl tezarru edeceğiz?
Yani tezellül ne demektir? Tezellül diyor. Tezellül bedenle tezellül olur mu? Tezellülün bedenin en mükemmel şekli secde halidir. Tamam? İki büklüm olmak ve yere kapanmak. Tezellülün en somutlaşmış şekli ibadet çerçevesinde secde halidir. Onun için Hazreti Peygamber "Akrabu ma yakunul abdu ilallahi ve huve sacidun" buyurmuştur. Tezellül tezellül en güzel şey. Peki duada tezellül nasıl olacak? Yani sen kendini böyle bir yumruk haline getirip de mi dua edeceksin? Yani bedeni bir tezellül söz konusu olmaz. Bu yine kalbi ve ruhi tezellüldür. Sessizliğe yani, bürünerek. Nisan, sessizliğe bürünerek ve hissen kendi içinde kendini çok muhtaç bir varlık olarak düşünmek suretiyle, hissetmek suretiyle ancak tezellül çünkü ruhsal bir olgudur. Tezellül bedenen olmaz. Bedenen tezellül olmaz. Tezarru nedir bedenen şey? Elini havaya kaldır. Çığlık çığla böyle feryat et, figan et. Ondan sonra ağla. Bunun adı tezarru olmaz. Bu münacat belki olabilir. Hufiye de zaten onun tamamlayıcı cüzü olarak işten gelerek. Yani ruh dünyanın itibariyle, duygu dünyanın itibariyle Allah ile böyle bir manevi yakınlığa çalışarak dua edin. Yoksa göstere göstere Hazreti Peygamber'in belli noktalarda mesela Bedir Savaşı'nda koltuk altları görülecek şekilde değil mi? Kaldırdı yani çok elde. Onlar özel durumlardır. O cemaat hali falan değil. Kendisi bu duayı yapmıştır. Anlatabildim yani mi? Yani sahabeyle birlikte yani, değil. Kendisi yapmış. Kendisi sahabe ona şahit olmuş. Yani. Evet yani amin demiştir yani. Veya onun niyazı söz konusudur. Pek çok şey var bu konuda. Yani bu duanın... Şeyi söyleyeceğim hocam. Yani Hazreti Peygamber'in kendisinin bir peygamber olarak hatta koltuk altları gözükecek kadar bir ruhsal bir yoğunluk halinde dua etmesi durumunda ashabın onu seyretmesi garip geliyor bana. Onlar da katılıyor olması lazım değil mi? Rivayet ediyorlar. Yani sahabe bunu olayı katıldık demiyor ama. Yani demiyor. Katılsa rivayet sahabe ediyor. Söyler onu. Hayır mantıken ya öyle bir şey olmamış yani neticede. Hazreti Peygamber'in böyle Peygamber bütün varlığıyla evet. Yönelmiş dua ederken evet. Ötekilerin seyirci kalmaları garip geliyor bana. Yani sabah namazlarında kulut duasının okunması hocam. Evet. Dualar ama o namazda okunuyor bildiğimiz kadarıyla. Yani o namaz o namazın içinde. Namazın içinde. Kulut namazın içindedir. Tabii, namazın içinde. Kulut namazın içindedir. Zaten benim acizane dediğim zaten onu dedim. Namazın bitmesiyle birlikte cemaatle imam arasındaki irtibat sona eriyor. Var. Namazdan sonra zikirler var. Fakat bunlarda cemaat şartı yok. Yok. Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek de yazınca. Bütün bunlar namazdan sonra fertlerin kendilerinin yapması sünnet olan şeylerdir. Bir de günümüzde kaynaklarda bu dualar çok bıktırıcı oluyor. Adam yarım saat dua ediyor. Açmış ellerini cemaatte amin diyor. Artık ellerimiz yoruluyor. Düşüyor yani böyle. Yo, çoğu defa hocaya duayı şöyle, yeter artık. Duanın yarısından sonrası hoca yeter şey duasıyla geçiyor. Şimdi kes. Adamın bir tanesi Kur'an okumuş, yanındaki de biri dinlemiş işte. Hocam nasıl buldunuz demiş Kur'an okumamı falan. Vallahi sadakallahu lazim demen çok iyiydi demiş. Şimdi burada da şimdi dua hakikaten bunu bıktırıcı hale getirmemek lazım. Bazılar da bunu biraz böyle mesaj verme kaygısıyla sanki vaaz kaygısıyla yapıyor. Vaaz edeceksen vaaz et. Yani duanın içerisine onu sokmanın. Hatta o kadar ilerledi ki özel duahanlar ve duahanlık uzmanlığı oluştu. Çıktı yani maalesef. Hocam çok tuhaf bir şekilde çok tuhaf. Duahanlar tutuyorlar. Duahanlar duahanlık. Ya ben dua edeceğim. Falanca dua edecek. Ya şimdi burada onların da suçu yok. Halkımız da biraz istiyor sanki. Evet. İstiyor değil. Hocam diyor çok kısa dua ediyorsun. Alıştırılmış halk. Alıştırılmış halk. Alıştırılmış halk. İsmail Bey'in o ritüel dediği şey oluyor sanki böyle. Biz maalesef burada bakın bu ulema hakikaten çok konuşmuş. Burada şu görülüyor. Eli kaldırmak ya da indirmek şey değil. Ya dua edin de nasıl ederseniz edin. Önemli olan nedir? Tazarru olacak. Duadan ve hufiyeten içten gelene olacak. İster elinizi kaldırın ister elinizi kaldırmadan. Mesela yürürken dua edebilirsiniz. Yatarken dua edebilirsiniz. Yani bu dua için çok özel bir şeye özel bir duruşa gerek yok.
burada hocanın söylemek istediği şey çok güzel. Özel duruş istenen yer farzlardır. Farz namaz. O nasıl Peygamber Efendimiz kıldıysa aynen, öyle kılacağız. Ondan sonrasında artık insanlar serbesttir. Yani burada yeniden bir sanki din üretiyormuşuz gibi bir his. Hayır, zaten oluşuyor. Üretiliyor. Yokmuş. Yani maalesef ben, yani benmişi biraz fazla iyimser buluyorum. Evet yani. Yani ne yazık ki dinin özü gözden kaçırılırken, ihmal edilirken çok tali detaylar ve eklemeler evet, yapılmış ve din adeta zorlaştırılmıştır. Yani adam mesela namaza geliyor, cemaatle namazı kıldıktan sonra acilen ayrılıp gitmesi de gerekir. Tabii. Fakat oraya bağlanmış oluyor. Ben çıksam, şimdi hoca biraz sonra aşırı okumaya başlayacak. Ben bunu dinlemeden kalktım. Bütün herkes duruyor ve bana bakacak. Kazık kadar adam bak çıktı gitti. Dinlemedi. Arkasından gıybet de edebilirler. Günaha da girebilirler. Niye beklemedi? Biz ilahiyat hocaları olarak da zorluk çekiyoruz. Yani gideriz, dersimizin saati gelir falan. Herkes oturuyor, bekliyor. Hoca kalktı gitti. Rahat olun bak, hocam. Cemaat bakar. Yani bu, hoca efendi ya, kalktı, vardır bir hikmeti diye yorarlar. Evet, inşallah öyle yorumlar. Hocam, dün duaların yapıldığı ülkesine göre halkın %100'ünün anlayabileceği bir dille, bir lisanla duanın yapılması daha muteber değil. Hayır, ben zaten sizin bu söylediğiniz de bu yapılan yanlışın bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Herkes kendi duasını sessiz sedasız hiçbir kelime kullanmadan, bakın tek kelime. Hangi dili biliyorsa, hangi dili konuşuyorsa daha doğrusu. Yani kendi içinden niyazını Cenab-ı Hakk'a arz etmek kendi mükellefiyetidir, kendi yükümlülüğüdür, kendi sorumluluğudur. Hiçbir kimse diğerinin yapacağı dua ile bağlı değildir. Öyle bir irtibat yok, öyle bir rabıta yok. Onun için şu lisanla dua etsin, bu öyle bir fakat konu yok. Fakat efendinin pratikte bizim imamlarımız bu işi bırakacak gibi gözükmüyor. Zaten onu yani tartışıyoruz biz. Zaten beyefendinin sorusuna ben cevap şöyle vermek isterim. İmam efendilerden talebimiz tabii ki dillerini değiştirmeleridir. Bugün imamlarımız gidiyorlar eski kitaplardan veya eski hocalardan öğrendikleri klişe dualarla dua ediyorlar. Ezberli klişe. Aslında dua bile değil. Vaziyeti kurtarıyorlar. Klişe yahu. Ben 30 sene önce de 40 sene önce de aynı dili duyuyordum. Ama dil değiştiği halde aynı dili duyuyorum. Hatta çoğusunu ilahiyatçı olduğum için anlıyorum. Sadakayı cariye diyor. Cariye deyince bizim vatandaş şimdi sadaka, cariye, sadaka ne işliyor yani? Anlamıyor. Dili değiştirmeleri lazım. Size katılıyorum. Fakat. Neyse sadakayı cariyenin anlamını söyle bari insanların aklına bir şey kalmasın diye. Biliyorlar. Ya bilmeyen vardır. Söyle. Bilmeyen vardır. Hazreti Peygamber'in tanımlamasıyla sadakayı cariye başka bir şey değil ya. Yani, cariye değil yani. Sevabı sürekli olan sadaka. Neyse. Din dili sokak dili gibi düz olmamalı. Hafif biraz eskilik kokmalı din dili. Yani mihrapta, minberde halka hitap ettiğimiz dil argo asla olamaz. Günlük basit tabirler olamaz. Hafiften biraz eskilik kokmalı. Çok da böyle günlük dili kullanarak sıradan arkadaşlara hitap ettiğiniz dille de dua olmaz yani. Ona da azıcık formel olmalı. Hafif. Madem bu duayı yapacak hocalar, Hasan Hoca yapacak, öyle gözüküyor. Hem dili biraz anladığımız dile doğru çeksin, hem de çok fazla da tahtakale ağzına indirmesin. Ama tahtakale de imamlık yapıyor, ne yapsın? Şimdi burada yalnız şu şeyi koyalım mı, şu kaydı? Peygamber Efendimiz'den gelen mesur dualar var. Mesela insanlar bunları ezberleyip okurlarsa tabii ki güzeldir bu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkmış, dilinden söylenmiş dualar. O yüzden onların ezberlerin okunmasında bir mahsur yok. Mesela geçen gün Yunus Hoca, affedersin hocam. Evet. Yani Yunus Hoca kulakları çınlasın. Ya Rab, işte bir antivirüs programının bilgisayardaki virüsleri yok ettiği gibi sen de bizim günahları ne diyor hoca ya? O kadar değil canım, o kadar da değil yani. Antivirüs programı virüs o kadar çağdaşlaştırmıyor. O kadar da yani. Ama teknik jargona indirmeden, evet, teknik jargonlara indirmeden, tabii bu din dilini koruyarak. Mesur yani duaları şey dışı bırakıyor. Yani mesur duaların okunması tabii ki makbuldür yani. Şaka ya, ben kurguladım şimdi. Geçen gün evet, hoca geçen de vaaz ediyordu İlahiyat Camisi'nde, antivirüs mantivirüs başladı hoca, virüslerin yok edildiği gibi söyledi, iftira etmiyorum.
Ben onu biraz biçimselleştirdim yani kurguladım. Fakat şimdi gelelim şeye. Burada ayetin sonu daha ilginç. Estağfurullah. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Bunu duayla ilişkilendirmiş müfessirler. Allah haddi aşanları sevmez. Duada haddi aşanları sevmez. Yani burada mutlak anlamda bir haddi aşma bunu, değil de... Bunu ses yükseltmek anlamında da... Ses yükseltmek, hocam mesela haram bir şey istemek... Mesela bazıları bedduayı da bunun içine katmıştır. Beddua etmek birisine, bu da haddi aşmak olarak. Haram bir şey isteme noktasında şey yapmak. Bir konu ilginç geldi bana, onu da gene ben yeni öğrendiğim bir husus sizinle paylaşayım. Yani siz de teyit eder misiniz bilmiyorum. Mesela diyor... Cennette bir yer istemeyi de bazı sahabiler hoş görmediler. Mesela ya Rabbi beni bana Firdevs cennetini ver. Şu ikaz edilmiş zaten. İkaz edilmiş burada. Yani ya Rabbi beni cennetine koy, cehenneminden koru. Ya da bana cennet şöyle cennetten bir köşk ver gibi bir duayı iyi görmemişler. Şöyle dua edin demişler. Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle, cehenneminden koru gibi bir dua yapın. Öyle çok netleştirmeyin de derler. Hatta arada şöyle bir ifade var aklınıza sığınarak. Allah'ım bana beni cennete götürecek söz ve amelde bulunmayı nasip et. Tabii. Bu da mı dua, şey görüyor? Tabii de bu meşhur duadır. Hazreti Peygamber tavsiye etti. Allah'ım bana beni cennete götürecek söz ve amelde bulunmayı nasip et. Beni ona muvaffak kıl. Allah'ım bana beni cehennemden koruyacak söz ve amelde bulunmayı nasip et. Bu iki şıklı. O yüzden burada işte duada haddi aşma. Bir de Peygamber Efendimiz'den bir hadis var gene. Bir zaman gelecek ki insanlar duada aşırı gidecekler. Hakikaten sanki bugün mü diye acaba insan düşünüyor. O yüzden bu haram bir şey istemek, olmayacak bir şeyi istemek. Çünkü bazı şeyler vardır ki imkansızdır yani onlar. Mesela adam, kadın ya da erkek diyelim. Erkek mesela. Niye ben ya Rabbi kadın yaratmadım, beni kadın yapsana diye dua edemez. Ya da aynı şeyi kadın için. Etmesine gerek yok. Doktora gitmesi yeter. Yani bunun gibi bir de beddua. Hakikaten bunlardan kaçınmak lazım. Bunlar duada haddi aşmak olarak görülmüş. Bu eski ulemamız bunları zikrediyor. Evet, burada geldik. Gelelim şimdi. Allah Teala düzenli bir alem yarattı. Ve la tufsidu fil ardı. Her şeyden hatta. Her şeyden haddi aşmak. Sadece duada değil mi? Yok, buradaki ay anlamını diyor. Bu ayet bağlamında. Bu ayet bağlamında söylüyor. Bu ayet bağlamında. Dua ile bağlı olarak normal, tabii. Burada dinde aşırı gitmek de söylenebilir. Eğer bu ud'u u'budu şeklinde anlarsanız Allah'a ibadet edin. Dinde aşırı gitmek de bunun içine girer. İşte mesela bugünkü işitçiler diyelim mesela işte bu. İşte dinde aşırı gidiyor bu adamlar. Hocam duayı insan yani alıyor. Allah'tan bir şeyler istemek tarzına kavli olarak mı anlayacağız? Veya burada onu mu kastediyor? Yoksa başka versiyonlar da olabilir mesela. Kavul, iyi dua. Kavul konusunda şöyle denilmiş. Duada asıl olan iradedir. Duada bütün ibadetlerde innemel amelu binniyat diyor ya. O ister dua olsun ister başka bir şey olsun. İçinizde duan istek, talep. Dua aslında taleptir. Zaten belagette de bu talebi bir ifadedir. Dua taleptir. Kime dönük talep? Allah'a dönük talep. Yani Allah'tan bir istekte bulunuyorsunuz. Bunu hiçbir kelime kullanmadan da içten gelerek o isteğinizi siz somutlaştırabilirsiniz. Söze dönüştürülmesi herkes ve efendi deyimi kendi bildiği dille, bunu elbette ki bilmediği bir dille nasıl dua edecektir? Fakat bunun ses sınırını da bakın hems ile sınırlıyor. Bak, hems tabiri aynen geçiyor. Fısıltı şeklinde. Kendisi kendi sesini duyacak kadar diyor. Çünkü duasının sesini başkasına duyurmak aynı zamanda riyaya da girer. Bir de başkasını kendi sırrına muttali kılma durumu da olur. Çünkü herkesin kendine has. Ben bu arada bir anekdot müsaade ederseniz şey değil mi? Aklıma geldi biraz hava hafifleşsin. Şimdi Diyarbakır'ın eski çok meşhur milletvekili vardı Mahmut Kepoğlu. Memleketin çok ünlü ağalarındandı. 2-3 tane köyü vardı. Bir de yine çok meşhur bir müftüsü vardı Mehmet Uyanık. Allah içine de rahmet eylesin. Mehmet Uyanık süper bir zeka ve süper bir espri ustası. iyi de bir alim. Şimdi Ankara'ya meclise gidiyor Mehmet Uyanık. O Aydın Müftülüğü yaptı, Adana Müftülüğü yaptı. Bilinen bir şahsiyet. Yani camiasında çok bilinen biridir. Şimdi Ankara'da herhalde Cuma günü beraber Mahmut Kepoğlu ile beraber camiye gidiyorlar. Yan yana duruyorlar, namaz kılıyorlar. Namazdan sonra tabii sıra duaya geliyor.
Mahmut Kepoğlu da elini kaldırıyor bir şeyler, fakat Mehmet Uyanık yüksek sesle dua ediyor. Allah'ım diyor, bana çok güzel bir daire nasip et. Allah'ım bana bir araba nasip et. Allah'ım bana biraz para nasip et. Böyle Mahmut Kepoğlu'nun duyacağı şekilde. Ondan sonra bu duasını böyle yaptıktan sonra amin elhamdülillah. Tabi namaz bitiyor, tesbihat bitiyor, dışarı çıkıyorlar. Kepoğlu müftü efendiye itiraz ediyor. Hocam diyor, siz müftülere, hocaların da işine akıl sır ermiyor diyor. Biz Allah'tan iman, din falan istiyoruz, niyaz ediyoruz. Sen kalkmışsın duanda diyor ki Allah'ım bana daire nasip et, araba nasip et, para nasip et. Bu nasıl bir şey? Diyor ki Kepoğlu zaten böyledir. Kim kendisinde ne yoksa Allah'tan onu ister. Tamam. Sende din iman yok, sen onu istiyorsun. Bende de araba yok, para yok, şey yok, daire yok, ben onu istiyorum. Herkes Allah'tan sahip olmadığı şeyi ister diyor. Zaten amacı o. Biliyor anı ona itiraz edeceğini. Dolayısıyla herkes kendisinde ne yoksa... Dua da mesaj vermek işte, evet, böyle oluyor. Böyle oluyor. Evet. Ve la tufsidu fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkartmayın. Ba'de islahiha. Yani yeryüzü ıslah olduktan sonra diyor. Bunu çevrecilik şeklinde yorumlayabilir miyiz? Yoksa bazıları bizim eski ulema genellikle peygamber geldikten sonra peygamberin emrine itaat edin, problem çıkartmayın diye yorumlamışlar bir kısmı. Fakat bunu mesela bugün çevrecilik anlamında da yorumlayabiliriz. Yani çevre bu kadar düzgünse siz bu çevreyi bozup da ekolojik dengeyi tahrip etmeyin. Yani Allah bu varlığı bu kadar güzel yaratmışken batırmayın. Evet. Yani bu güzelliğe zarar vermeyin, batırmayın. Denizleri bile kirlettik. Tabii. Yani sizin tabirinizle çok becerikliyiz yani. Kelamcıların tabiriyle yani bu ayetin tekvini boyutu da var, teşrii boyutu da var. İkisi de var. Doğru. İkisi de var. Yani İkisi tekvini var. Boyutu da var. Allah çok güzel halk etmiştir, yaratmıştır. Siz bu hilkat harikasıyla oynamayın. Bozmayın. İki, teşrii de Allah sizi hayatı ve çevreyi güzelleştirecek sorumluluklar yüklemiştir. Yapmanız gereken işler vardır. Yapmamanız gereken işler vardır. Yapmanız gereken işleri yaptığınız zaman siz yeryüzünü ıslah etmiş olacaksınız. Mamur edeceksiniz, güzelleştireceksiniz. Yapmamanız gereken işleri yaptığınız zaman da ifsad etmiş olacaksınız. Dolayısıyla sizin davranışlarınız, uygulamalarınız bu ıslah ve ifsatte birebir rol oynayacak. Kimisi amele bağlamıştır galiba. Yani وَلَا تُفْسِدُوهَا بِالْمَعَاصِ Günahlarla ifsad etmeyi, günahlarla bozmayı, kötülüklerle işte fisk, fücur, zina, şu bu falan, zulüm, haksızlık, yakıp yıkmalar falan. Kimileri de tabiata ve çevreye. Kanaatimce her iki alanı da havidir, şamildir. Ve zaten hikmeti de ayetin kapsamı ancak o şekilde güzel oturur. Yani ameli geniş anlamda alırsak hocam, evet, dediğiniz gibi hepsi amele girer. Evet. Kabul edilmeyen hareketlerde bulunmak, nasıl dünya düzenini bozuyorsa, dünya düzenini bozuyor şimdi. İlk kişiler arası ilişkiyi bozuyor. Mesela diyelim ki la tufsidu fil ardı ba'de islahiha, ameli geniş tutun. Bunun bir müteahhite hitap eden ayet olduğunu düşünün. Yanlış yerde izin verilmeyecek kadar bina yapmayın mesela. Tabii. Gökdelenler dikmeyin o kadar yani. O kesinlikle ayet bunu kapsar yani. Tabii. Eğer çevresini bozacaksa, yaptığınız bina çevreyi bozacaksa yapma demektir. Peki şu uzun minarelere de gelir mi? Yok, o kadar da şey yapmıyorum. Minareler kısa kaldı hocam. He? 35 katları görünce. Onun için mi uzun yapıyorlar? Yani bu dengeyi hocam, sağlayın. Zaten çok insanlar ortaya bir fikir atıyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. O hem bugünkü toplumu ifsad ediyor, hem ta gelecek toplumlarda ifsad ediyor. Yoksa bina yapmışsın o... Mesela yani. Mesela. Zaten herkes o kendine... bir bina örnek olarak sunuyor. Yok şey eder. Yani bakın geçen gün duydum. Bir yerde bir vatandaş 6-7 katlı 18 daireli bir yapı kurmuş.
Fakat işte ifsad amelde, inançta, niyette, kanaatte bozukluk olduğu zaman kalkmış başka bir komşusunun da arsasının yarısından fazlasını işgal etmek suretiyle binayı dikmiş. Böyle çok fazla bina dikme müptelası olduğumuz zaman artık hak, hukuk, adalet, sınır tanıyamıyoruz. Yani layıhübül mu'tedin dedi ya, sonunda yılların mücadelesinden sonra binanın tamamı nihayetinde yıkılmış, bitmiş, gitmiş. Yani bu hani rant meselesi araya giriyor. Hadiseyi paraya. Şimdi diyelim ki yeşil alan olarak insanların sıhhatli bir nefes alıp verebilmesi için, biraz gezip dinlenebilmesi için, yani huzurlu bir mekanda yaşayabilmesi için gerekli olan açık alanları siz paraya dönüştürmek niyetiyle imara açarsanız bana göre felaketin en büyüğünü yapmış olursunuz. Çünkü beraberinde çok büyük kötülükler getiriyor. Bugün hani geri kalmış toplumların şehirleşme modelleri zayıf olan toplum bizim de kendi hayatımızda günlük olarak yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar vardır. Yani artık kaldıramıyor, taşıyamıyor onu. İnsanlar biraz da kendi varlıklarıyla, özellikle bu işleri yapanlar zaten birkaç defa köşeyi dönen kesimlerdir. Yani hocam biz mesela dedik, yani aslında yerlere tükürmeyiniz bile anlayabilirsiniz sonuçta. Evet yani pek çok yer şey var. Burada ilk fesatçı şeytandır. İblistir. Zaten ayet-i kerimede ve fesaka an emri rabbihi. Yani ilk fesatçı şeytandır. Dolayısıyla buradaki tüksidüyü Allah'ın emrinden çıkmak olarak anlamak lazım ilk anda. Evet. Hocamın teşrih dediği şey o zaten. Evet. İkincisi de Allah'ın düzenini bozmak anlamında alınabilir. O da kevni dediğim şey. Evet. Yani Allah dünyaya bir düzen koymuş. Biz insanoğlu o düzeni bozmaya çalışıyoruz. Yani sosyal hayatı zorlaştıracak. Evet. Ve varlıklardan istifade etmenin yollarını sıkıntıya sokacak. Yani bir dağın ormanlarını siz şey ederseniz, yok ederseniz orada hem ekolojik denge alt üst olur, yağmur yağmamaya başlar, çoraklık başlar, kıtlık olur, açlık olur, sıkıntı olur. Bu sünnetullah'tır. Yani Allah'ın koymuş olduğu prensiptir. İşte bu ifsat bundan daha büyük ifsat mı olur? Zaten eski kavimler hakikaten bu tür şeylere de riayet etmedikleri için çok büyük afetlere maruz kalmışlardır. Bugün o kadar yeni hastalıklar çıktı ki mesela bakın kuş gribi diye bir şey çıktı. Şu kene, ne diyorlar o? Kene hastalığı. Ya biz ben köy çocuğuyum hakikaten. Kenelerle haşır nedir büyüdük diyelim yani. Çünkü her hayvanda kene vardır. Hatta biz hayvanların üzerinde keneler öldürürdük kendimiz, öldürürdük filan. Ya şimdi bakın kene hastalığı diye bir şey, kuş gribi diye bir şey çıktı. Bu ifsadın bir sonucudur. Şu mantar da öyleymiş. Eskiden bu zehirli mantar diye bir şey bilinmezmiş. Geçen o Suriye'den insanlar geldi, zehirlendi bir son. Bir aileden 4 çocuk mu ne öldü aynı anda? Yani ve adam aynen şöyle diyor, ya bizim Suriye tarafında diyor mantarın zehirlisi diye bir şey olmadı, bulunca yerdik biz onu diyor. Şimdi bu bakın bu ekolojik dengenin değişmesine paralel olarak bu tür şeyler ortaya çıkmaya başladı. Ne derler, hilkat garibeleri dediğimiz şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu bakın ne derler, bizim yaptığımız bir bozukluk dönüp bizi vuruyor. Şimdi şehirlerin ortasına devasa gökdelenler dikiyoruz. Ne meydana geliyor? Trafik sıkıntısı meydana geliyor. Bak bugün işte nerede yani 10 dakikada gelinecek bir yolu insanlar 1 saatte gelebiliyor. Bugün Bursa'da öyle, İstanbul'da böyle, Ankara'da öyle. Ya dolayısıyla bakın aslında biz kendi kendimize her yaptığımız o ifsat dönüp bizi vuruyor aslında. Yani böyle bir başkasını değil. Meyvelerin genlerini değiştiriyorlar. Aynı şey işte. Evet. Doğru yani o. Mesela evet. Cenab-ı Allah'ın yarattığı tepelerden yüksek bina yaparsanız rüzgarınız kesilecektir. Evet. Yine rüzgar geçişlerine bina yaparsanız ne geçiş? Vadilere yaparsanız evet. Rüzgar akımını. Eskiden Bursa lodosuyla meşhur bir şehirdi. Şimdi rüzgarsız bir şehire döndü mesela. Yani rüzgarsız, çünkü ağaçsız. Geçen ben şeyden bakıyorum, hastanenin oradan aşağı doğru baktım. Bir tek yeşil yer kalmış, o da mezarlık. Dedim ki bu Bursa'nın yeşilliğini artık ölüler koruyor, diriler değil. Yani hakikaten bakın aşağı doğru bir tek şu Fomara'nın oradaki mezarlık yeşildir. Başka yeşil yer yok yani Bursa'da. Evet, gelelim. Ud'u bed'uhu khawfen ve tama'an. Peki ne yapmamız lazım o zaman? Bu kadar ümitsiz olmalı mıyız? O kadar da ümitsiz olmayalım diyor. Yani olmayın diyor Yüce Allah. Bir kere khawfen ve tama'an. Hani beyne raca vel khawf. Tam onun zaten o açıklama gibi olmuş işte. O tefsir ediyor bu ayeti. Allah'tan korkarak ve umut ederek Allah'a ibadet edin ve dua edin.
demek aslında bu. Havfen, korkarak ve tamaan, umut ederek. Umudunuzu kesmeyin. İnne rahmetallahi garib. Allah'ın rahmeti yakındır. Minel muhsinin. Ama kimin için? Onun için bu, ben şöyle bir şey söylüyorum ama herhalde doğrudur. Yani Allah mümine adaletiyle değil, rahmetiyle muamele eder. Kafire de adaletiyle muamele eder. Allah hiç kimseye zulmetmez. Yani kafiri cehenneme koyması adaletinin bir gereğidir. Mümini cennetine koyması da rahmetinin bir gereğidir. O yüzden buraya muhsinin kaydı. Garibun minel muhsinin. İhsan sahipleri için Allah Teala'nın rahmeti yakındır. İhsan derken anlamı daraltmasın. İhsan bugünkü Türkçemizde para vermek anlamına geliyor. İyilik yapanlar, iyi iş yapanlar adına. İyi iş yapanlar. Genel doğru. İyi davranan herkes için. Şöyle okumuştum hocam. Yaptığı işi en iyi yapanı muhsinler. Öyle izah ediyorlar. Öyle yani. İzah edilebilir. Yukarıdaki yan bu şeyi de açıklıyor. İman, İslam, ihsan hadisinden hareketle de o hadis var ya, iman, İslam, ihsan hadisi vardır. Evet. O hadisten izahla öyle diyorlar. El ihsanu kale men ihsan kale el ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu işte o hadis. Evet. Ya o manada ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek, kulluk etmektir. Evet. Yani işin en mükemmeli fakat burada güzel olanı yapmak, iyi olanı yapmak. Bütün güzellikleri kapsar. Tabi burada şey de var. Yukarıdaki o tadarru ve hufyenin de bir şekilde başka tefsiridir aynı zamanda bu. Yani orada tazarru ve hufye nasıl olmalı? Havfen ve tamaan dediğimiz. Korkarak ve umut ederek. O hufye hafadan geliyor, huftan değil de. Yok yok hocam, ben şey açıklama olarak tamam, söylüyorum. Tamam, açıklama olarak, tamam, yoksa aynı doğru, aynileştirmiyorum. Doğru. Yani oranın bir nevi bir açıklaması gibi de. Yani dua ederken tamam tazarru ve hufye, doğru, gizlilik olacak. Hangi duygular? Ama hangi duygularla şey yapacaksınız? Çok. Allah'tan korkarak ve şey yaparak, yani umut var olarak. Çünkü Allah'ın rahmeti her zaman geniştir. Garibun diyor mesela. Bazı yerde, bir yerde de vasi'a diye geçer. Yani Allah'ın rahmeti geniştir. Burada da garibun, size yakındır, uzak değil. Ve huvellezi yursilir riyaha. Bakın buraya da bir örnek vermiş. Bu rahmet nedir dediğimizde. Ve huvellezi yursilir riyaha buşran beyne yedey rahmeti. Allah rahmetinin öncesinde bir müjde olarak riyahı gönderir. Evet hocam, burada bir Arapçadan demin söylemiştiniz siz. İlginç bu. Riyah ve riyah. Riyah okuyan da var bunu ama daha çok riyah okunmuş. Tabii riyah, riyahın şoğuludur zaten. Evet. Rüzgarlar, evet. Geçen birisi şöyle bir mana verdi buna. Onu eski alimler de söylüyor. Riyah bereketi ifade ediyor. Riyah da felaketi ifade ediyor. Kur'an'daki için, pratik bir kullanımda o örnekler evet, var. Riyahın sarsarı. Açıklarken şöyle dedi birisi, bana ilginç geldi, bana biraz da aklıma da yattı açıkçası. Riyah demek çok çeşitli rüzgarlar demektir. Farklı farklı rüzgarların esmesi. Riyah demek o farklı rüzgarların birleşip tek bir rüzgar haline gelip yıkıcı hale dönüşmesi anlamında gibi kullandı. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii yani o, ama uyuyor yani açıkçası. Çünkü genellikle bu şuran riyah kullanıldığında rahmet ifade ediyor. Buradaki zaten rahmet de beyne yedeyi rahmetihi dediği yağmur olarak anlaşılmış. Yağmurun öncesinde bir rüzgar vardır, bir esinti vardır. Bu şuran neşran şeklinde de okunmuş. Onlar ya da nüşran şeklinde de okunmuş üç türlü. Ekallet sahaben. Buralarda tabii mümin anlatılıyor. Onu söyleyeyim. Şu ondan sonraki ayet-i kerimede de ha burada ayetin sonuna gelirsek kezalike nuhricul mevta leallekum tezekkerun. Nasıl ki biz diyor yağmuru gönderip tohumu bitki olarak ortaya çıkartıyorsak bu bizim gücümüzün bir görüntüsüdür. Aynı şekilde siz öldükten sonra sizi tekrar dirilteceğiz diyor. Yani eğer buna inanamıyorsanız buna bakarak inanabilirsiniz. Ölü bir tohum toprağa düşüyor, yağmurla birlikte yükseliyor. Siz de aynı şekilde diriltileceksiniz diyor. Burada mümini anlatan bir şey var. Vel beledu tayyibu yahrucu nebatuhu bi izni rabbihi. Vellezi habuse la yahrucu illa nekida. Aslında bunu şey olarak almışlar, mecazi bir ifade olarak almışlar. Yani aslında burada anlatılan bitki değil, mümindir.
mümin tayyip olan mümin yahrucu nebatuhu bi izni rabbihi. Onun ürünleri çıkar ortaya. Mesela nehi sevap. Mümin insan verimli toprağa benzetilmiş. Benzer, evet. Kafir de verimsiz toprağa benzetilmiş. Mümin insan nasıl verimli topraktan iyi bitkiler çıkarsa, mümin insandan da iyi işler çıkar. Kafir insan da verimsiz topraktır. Ondan bir hayır çıkmaz anlamında söylüyorlar. İşte mesela o hocanın söylediği o sadaka-i cariye bunlardan birisi. Yani insanın sevabını sürekli olan bir sadaka vermesi. Mesela mümin insanın ürünü, verimliliği odur. Sevap olarak geliyor. Kendisine iyi dönüşleri olacaktır. Kafir insanın ise kendisine dönüş olmuyor. Nekit kelimesi hem azlık ifade ediyor hem de ne derler? Değersizlik mi? Değersizlik, verimsizlik. Yani. Verimsizlik, hiçbir şeye yaramıyor. Yani aslında kafirin de yaptığı bir şey, bir sürü şey var. Ama bir anlamı yok, bir değeri yok netice itibariyle. Yaptığı şeylerin bir değeri yok. Orada nekiden kelimesiyle ifade ediliyor. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah Nuh Aleyhisselam'la peygamberlere başlıyoruz. Epey bir peygamber kıssasından değineceğiz. Ama Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz peygamber kıssaları bir yerde bütünüyle anlatılmamış. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası hariç parça parça anlatılmış. Biz de işte bu suredeki olanını önümüzdeki hafta inşallah anlatmaya başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ikinci önümüzdeki